Şaban Bey, siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Çıkacak karar belli diyor Öztürk ben Bey. Ben de evet. Ha. Yani şöyle Anayasa Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde yoğun bir baskı var. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli birkaç ay önce Anayasa Mahkemesi'nin kapanmasından bile söz etmişti. Anayasa Mahkemesi işte geçtiğimiz süreçte yani yakın dönemde verdiği bazı kararlar nedeniyle iktidarın yoğun eleştirileri ne maruz kalmıştı biliyorsunuz Sayın İçişleri Bakanı hatta Anayasa Mahkemesi Başkanı ile bir bisiklet polemi evet. Alan yaşamıştı. Yani Anayasa Mahkemesi son 1-2 yıldır hükümetin e, yoğun eleştirisi altında ve bu baskıyı da Anayasa Mahkemesi üyelerinin üzerlerinde hissettiklerini düşünüyorum açıkçası. Şimdi HDP'nin kapatılması konusunda şöyle bir rahatlıkları olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi HDP'nin kapatılması konusunda yoğun bir ısrar e, uygularken yoğun bir baskı uygularken Adalet ve Kalkınma Partisi tam tersine partinin sanki HDP'nin kapatılmamasını tercih eder gibi bir noktada duruyor. Yani Yargını yapılan açıklamalarda yapılan açıklamalarda onun hissediyoruz. en azından kapatılması yani yönünde yargı... kapatılması yönünde bir tercih belirtmiyor. Ben, ben bir cümle çok özür dilerim. Partise... Mahir Bey'le Parti sözcüsü ki Mahir Bey. Ha tamam işte kapatılsın Söyledi diye bir şey baskı var yok. Bizim pek HDP'ye bakışımız nettir. Bunu Cumhurbaşkanı da ifade etti. PKK ile ilişkili ve ittifaklı görüyoruz. Ama kapatılması meselesi tasarrufu e, tümüyle Anayasa Mahkemesi'ndedir. Yani ben hı hı. dün kendisiyle konuştum tamam. ve bu cümleleri yani çok net söyleyebilirim. Tamam, net tamam, olarak söylediği bu. Ya buradan da hareketle. Şimdi AKP'nin AK Parti'nin HDP kapatılsın şeklinde bir e, baskısı ve tercihi yok. Bunu görüyoruz. Ve bunu zaten AK Parti yöneticileri de Sayın Cumhurbaşkanı dahil hissettiriyorlar. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı dün Cuma namazı çıkışında e, her konuda açıklama yaptığı halde evet. yani Putin er şeyle Biden'la Putin arasındaki tartışmayı bile değerlendirdi. Ama Türkiye'deki en önemli tartışma konusu HDP konusunda bir e, beyanda bulunmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama bulunca da yargıya baskı yapıyor diyorsunuz. Ya <laughs> yani yapınca yani niye yapmıyor? Yapınca yani yargı baskı altına alıyor. vallahi. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi yargıya baskı olmasın diye bir konuşmadı. E ya yani yargı niye, niye etki altına alıyor? Konu, ya, konuşunca yargı Adalca etki altına alınıyor. Konuşmuyor niye konuşmuyor? İktidarın Adın ne yapacağını İktidarın ya. HDP davası konusunda rengini belli etmemek için bir tercihi olmadığını göstermek için Hatta keşke bu dava açılmasaydı şeklindeki bir duruş sergilediği için Adalet ve Kalkınma Partisi o nedenle... Neden peki böyle bir duruş e, sergiliyor Şaban aç, Bey? Ama AK Parti'nin neden böyle bir tercih neden var? Neden böyle bir duruş? Çünkü şundan, Sayın hı. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı biliyorsunuz bir insan hakları eylem planı var. Bir açılım, bir demokratik açılım projesi var. Hı hı. Ee, önümüz hafta Avrupa Birliği'nin işte liderler zirvesi var. Türkiye gündemi de görüşülecek orada. E, onun dışında biliyorsunuz zaten hem hem Avrupa'dan hem işte Amerika'dan Türkiye'ye ya demokrasi ve hukuk konusunda e, Türkiye'nin otoriterleştiği şeklinde yoğun eleştiriler geliyor. Bütün bu işte tablo ortadayken e, Sayın Cumhurbaşkanı da hükümet de e, bir taraftan da ekonomik sıkışmışlık var biliyorsunuz hani yabancı yatırımcı gerekiyor yabancı yatırımcının gelmesi için Türkiye'nin hukuk ve adi adalet konusunda bir güven güvenilir bir ülke görünümü vermesi gerekiyor. Bütün bu çerçevede e, AK Parti e, böyle bir hani %11 oy almış bir siyasi partinin kapatılmasını tercih etmiyor diye düşünüyorum. Kaldı ki HDP kapatıldığı zaman bir de ara seçim gündeme gelecek. Türkiye seçime gitmek zorunda kalacak. Bütün bunlar tabii iktidar işine gelmiyor ama o, Milliyetçi o, o, Hareket Partisi herhalde hükümetin genel politikasından farklı olarak kendi kendi parti politikası çerçevesinde yani Parti politikası çerçevesinde derken Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Bahçeli de bu şekilde yapılırsa yani HDP kapatılırsa işte dışarıdan gelen demokrasi ve hukuk talepleri ötelenirse, reddedilirse Türkiye'nin daha belki güvenli, daha huzurlu olacağını düşündüğü için bunu tercih ediyor. Dolayısıyla böyle Sayın Cumhurbaşkanı açısından İki arada bir derede kalmış Yani aslında i̇şte MHP var. açısından değil de AK Parti şey... ve Cumhurbaşkanı açısından tartışmaları yol açacak bir süreçtir diyorsunuz özetle durum. Yani doğuracağı sonuçlar Semih Hanım doğuracağı sonuçlar doğuracağı sonuçlar doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani siyasetini, iktidarını ve AK Parti'nin iktidarını etkileyecek. Neden? Çünkü her halükarda bakın bugün 16 sandalye boş Türkiye Büyük Millet Hı -hı. Meclisi'nde. Hı -hı. Bu 30'a çıktığı zaman... Yani mecliseki boş milletvekilliği sayısı 30'a çıktığı zaman anayasanın 78. maddesinin 3. fıkrasına göre 90 gün içinde ara seçim yapılması gerekiyor. Ya şimdi 30 artı milletvekilliği için seçim yapılması demek Türkiye'de Türkiye'nin adeta bir genel seçim havasına girmesi demek. Bu bütün iktidarın hani ekonomik istikrardı işte reformdu, bütün söylemlerini, bütün projelerini darmadağın edecektir. Ama o Türk bu için. açıdan bu da doğal bir itirazı var, onu, onu da duyalım. Ki, Şaban şimdi, Bey, e, yani ara yani, seçim dediğiniz boşalan iller için. E, boşalan iller ama o şimdi 30 küsür milletvekilliği için yapılacak seçime de... genelde bir okuma olmaz kaldı ki kaldı ki e, diyelim ki e, boşalan e, vekillikler için bir seçim olursa orada HDP ile yarışan yine AK Parti yani orada. E, ona bakarsanız hani CHP falan yüzde iki yüzde bir çok e, tamam, çıkar. Yani. Ya, yarışmayacaklar mı? Sonuçta yarışacaklar. Sonuçta evet, Cumhuriyet, yine sonuçta Cumhuriyet Halk yine en Cumhuriyet Halk Partisi de girecek o seçime MHP de girecek, İyi Parti de girecek, AK Parti de girecek, girecekler de. Saadet Partisi girecek, de, de girecek. Girecekler de orada o bölgede en e, güçlü e, tamam. parti yine AK Parti. Ama yani bak, ülke, ben şöyle ülke, bir hesap ülke, olduğunu ülke, düşünmüyorum. sevgili Melik. Bir, ülke, bir ara seçimi engelleme gibi ülke 4-5 ay bir seçim atmosferine girecek. İtirazım var. Böyle bir o yani de. eğer hani gerekirse olur yani. Büyük bir Peki bir duyalım Hilmi Bey de. Ya be. Sadece. Yani çekilir çekilmez ayrı konu. Ama yani yasal bir gereklikse. normalde evet. İstanbul evet. Ankara'ya gelir, baskın gelir. Ankara'dakiler Ankara bugün, baskın gelir. <laughs> Ankara maalesef şey Ankara bizi bu bastırıyorlar. akşam bastırıyorlar. <laughs> Tebrik ediyorum. Sözlerimi söyleyeyim. Sofya ediyorlar zaten. Şimdi e, iddia yargıya bir baskı olduğu yargının e, iktidar kontrolünde olduğu. Ve iktidarında bir şekilde bu e, reformlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve buna benzer birçok alanda attığı adımlar var ve AB ve uluslararası camiada da e, Türkiye'nin algısı e, yatırım gelmesi ve buna benzer süreçler var Eğer yargıya baskı olmuş olsaydı e, Böyle bir ortamda özellikle AB ile bir e, şey program varken, e ee, bir dava açılır mıydı? Bu kendi başında burada bir çeliş, çelişki doğurmuyor mu? Nasıl bir daha soruyor musunuz bunu Ankara'ya mı? Yani e, yok şey, şey olarak hem soru hem de burada bir tespit yani sonuçta e, yargının siyasallaşıp siyasallaşmadığı çok bu ülkede tartışılıyor. Yani sonuçta geçmişte de e, Mehmet Moğoltay'ın, Seyfi Oktay'ın olduğu dönemleri de e, yaşadı bu ülke. Ee, herhalde o kadar, onların olduğu dönem kadar siyasallaşmış bir şey değil. yoktur. Yani yargı yoktur. Ee, ama yani 20, madem müdahale var, madem müdahale var, niye böyle bir ortamda dava açıyor? Biraz daha bekler, efendim bunların etkisini görür, belki yatırım gelir ülkeye ve benzeri gibi bir süreç işler. Yani bu başlı başına kendisiyle çelişen bir durum. Öztürk Bey? Ee, ben, Kim aslında diyorsunuz? Ben şahsen Avrupa Birliği konusunda farklı düşünüyorum. Çünkü şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği söz konusu değil. Zaten Avrupa Birliği sürecini e, AKP uygulamalarıyla iyice bitirmiş durum. Ama AB ile de bir Avru yandan Ankara A ilerleme istiyor. Hiçbir şey e, ne ne de ilerlemek istiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi deniyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ne demek? Bizim şu anda sanayi malları gidip geliyor. Orada gümrüksüzlük var. Tarımı ve hizmetleri de eklemek istiyorlar. Onlar da buna karşı geliyorlar. Birincisi bu. İkincisi vize konusu deniyor. Karşı geliyorlar. Üçüncüsü mülteci anlaşmasının yenilenmesi. Daha orada da bir şey yok. Yani Avrupa Birliği ile müzakereler olmuyor ki. Müzakere fasılları açılmıyor ki. Asıl olması gereken yapılmıyor ki. Yani Avrupa Birliği'nden çıkacak karar benim için açıkçası Avrupa Birliği şunu demiş, bunu demiş. Önemli değil. Mesela bu kadın sözleşmesinde de öyle. İstanbul sözleşmesinde. Ya bu bize lazım olan şey kardeşim. Ya bunu Avrupa Birliği desene olur, demesene olur. Artık Türkiye'de bazı şeyleri Bizim kendimizin bir kere savunmamız lazım. Yani Avrupa Birliği kınama yapmasa veya kınama yapsa çok mu önemli? Bize lazım olmuyor mu yani? Mesela çok basit söyleyeyim. Yargı yargı bağımsızdı. Şimdi paket açıklanıyor. Müthiş şeyler işte her şey çok iyi olacak falan. Sayın Erdoğan yargı üzerindeki yetkilerinden vazgeçiyor mu? Ne Geç yetkisi yani. var. Atama yetkisi var. Her türlü atama ya, yetkisi. her şeyde dünyanın her ülkesinde. Olur mu? Hem e, şey hem var başı atama yetkisi var şeyde. Başı, hem iktidarda... ülke hem Cumhurbaşkanı geçiyor mu? Yargı bağımsız mı? Bağımlı. Yetkileri var mı? Yargının üzerinde var. E öteki öteki konularda yargıda mükemmelde getirseniz ne olacak? Suyun başını kim tutuyor? O tutuyor. Ekonomide de öyle. Kim tutuyor suyun başını? O tutuyor. Kardeşim Şimdi burada... Siz o zaman Türkiye'deki yargıçlara, e, Türk hakimlerine e, onur olduğuna, bunların hukuk adamı e, olmadığına burada bir hüküm veriyorsunuz bu Niye? Söyle, bu söyleminizle. bakarsanız de. sadece söyleminizle. E, şimdi bakın e, ben e, hakimlerin bireysel olarak e, elbette vicdanlı hakimlerimiz var falan ama sonuçta kurumsallığa bakın. Kurumsallık kim patron kim? Patron Cumhurbaşkanı. Ya 15 Anayasa Mahkemesi üye, üyeleri, Yargıtay, Danıştay kim atıyor arkadaş? ya şey belli, belli usuller var At, atan usul usulleri var ona kim göre atıyor? Atıyor? ona göre atan daha atıyor. önce farklı ya, ne, ne, ne ben, yine benzeriyorsunuz benzeri, böyle dolandırmıyorum net söylüyorum kim yani dolandıran kim adam ben hiçbir zaman hiçbir zaman laf dol dolandıran kim bir adam Atayan değilim kim? yani cumhurbaşkanı değil mi bitti Cumhurbaşkanı hem hükümetin başkanı giriyor AK Bütün Parti Cumhurbaşkanı mı atıyor? AK Parti kongresi üyeleri Cumhurbaşkanı mı atıyor. 15 Bey. üyenin 12 12'sini atıyor. Diğerlerini de AK Parti birçok bir şeyle de grubu çok fazla oldu. Işte yani bir şey söyleyeceğim. Reklam vakti yani geldi. arkadaşlar bakın gerçekçi olalım. Bu yönetim modelinde siz istediğiniz kadar ne yaparsanız yapın buradan demokrasi çıkmıyor. Yabancı yatırım gelmez. Hukuk diyorsunuz hukuk reformu yapıyorsunuz kimse inanmıyor. Ya ekonomi reformu diyorsunuz, bir gün sonra her şey unutuluyor. Ya paket açıklanıyor, bir gün sonra unutuluyor. Hiç sormuyor musunuz, niye bu insanların bu inancı kalmadı? Hiç Peki bu sorunun, sorunun yanıtını... Özlük Bey sizin bir cümleniz vardı, ben, onu tamamlayın. Sorun ben var. E, bu kapanma konusunda Cumhur İttifakı'nın iyi polis, kötü polis rolünü oynadığını e, ...görüyorum açık söyleyeyim. Kim iyi kim kötü? E, şimdi e, MHP burada bölgede HDP seçmeni üzerinde... ...herhangi bir oy açısından bir getirisi olamaz. Onun için çok sert davranıyor ve ölümü gösteriyor kapatmayı. E, AKP ise daha böyle sanki suhuletli duruyor... ...sanki ortada duruyormuş gibi bir izlenim vererek... ...öyle bir e, şey olması halinde en azından... ...bak ben tarafsız davrandım, ben öyle çok şey yapmadım... ...öne çıkmak istemiyor. O da o oyları e, devşirmek istiyor... Ee, o da oradan gelecek oylar ama HDP seçmeni e, MHP'nin tutumuyla AKP'nin tutumunu aynı görüyor. Yani bu inandırı, bununla, bu e, farklılaşmayı inandırıcı bulmuyor. Benim arazide gördüğüm şey, yani, yani siz yüz yüze konuşmalardı. Benim gördüğüm bu, e, bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi ben gerçekten bunun e, hukuki bir dava olmayacağını, e, sadece e, siyasi bir karar verileceğini ve kararında. İşte Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, o Brunson konusunda olduğu gibi, başka konularda olduğu gibi işte genel dengeler, bölge dengeleri açısından kapatmakla değil de bir alt şeyle bu işin bir şekilde geçiştirileceğini ve HDP'ye hem bir mesaj verilecek, o zaman... MHP tabanı memnun edilecek hem de AKP çok daha ön plana... Tamam davan niye açıldı Öztürk Bey? Davayı açan, davayı açan sonuçta Yargıtay e, Cumhuriyet Başsavcısı dava açtı. Eğer e, diyorsanız ki hükümet... E, demek ki ya yargı kendi bağlamında yürüyor. Ya, yargı Yani etkilendi. bu anayasa mahkemesini ya... zan altında bırakmaktır. Melih yargı, yargı, Bey, Cumhur... bu e, Melihpe, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açmadan önce bir kere davanın açılması gerektiği konusunda çok sert açıklamalar yapıldı ve e, olay şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış oldu. Ama burada ben partilerin iki yani Cumhur İttifakını oluşturan iki partinin e, HDP seçmeninin e, muhtemel kapatma veya başka hallerde e, genel e, eğilimini dikkate alarak MHP'nin e, nasıl olsa benim burada bir kazancım yok bu seçmenden Dolayısıyla sert gittiğini ve iyi kötü polisi AKP'nin de biraz geride durarak iyi polisi oynadığını görüyorum. Ben şahsen burada yoksa her konuda mutabık olanların neden oluyor da bu konuda farklı bir çizgide oluyorlar özellikle dava sürecinde. Ösük Bey 2012'den bu yana HDP madem devletin milletin işte bölünmez bütünlüğünü bozmaya kaldır ortadan kaldırmayı amaçlıyor duysa. Evet. Neden bu süreç şimdi başladı da daha önce bir adım atılmadı? İşte bunların hepsi, bakın ben onu söylüyorum yani demin de onu Zamanlaması söylüyorum. da çok zamanlaması, konuşuldu. Zamanlaması, zamanlaması da doğru, içeriği de doğru. Yani hep, <laughs> hep o zaman da aynı şeye dediğiniz gibi muhatap olmalıydı. Şimdi de olmalı. Ama o zaman çözüm süreci e, vardı, Hı. çözüm süreciyle e, bugün her şey konuşuldu. Hatta o davada olan e, davada yargılanacak kişilerin pek çoğu diyecek kardeşim o zaman çözüm süreci vardı. Siz bizi neyle yargılıyorsunuz? Bunların daha fazlasını siz söylediniz. Hükümetteki insanlar söyledi diyecek. Bizi neyle yargılıyorsunuz? Bir kere birincisi bu. İkincisi kesinlikle 2023 seçimleriyle alakalı bir sürecin olduğunu da unutmayalım. Yani bu bütün bu olup bitenler 2023 seçimleriyle alakalı bir süreç. Onun için dedim iyi polis kötü polis konusunu söyledim. Yani MHP çok sert gidiyor. Zaten yapısı hani bu konudaki tutumu kabul edelim etmeyelim. Bu konuda böyle. Bazı itirazlarım var. Dolayısıyla çok fazla bir getirisi olmayacak HDP seçme. Yani HDP kapansa yarın oradaki ve hiçbir parti yerine hiçbir parti geçmese ve oradaki Kürt seçmen tamamen partisiz kalsa MHP'ye yine bir getirisi olmayacak diye düşünülüyor. Ee, ama diğer taraftan AKP öyle düşünmüyor. Dolayısıyla da burada süreci 2023 seçimlerinden e, bağımsız olarak içeriden ve dışarıdaki siyasi dengelerden ve hassasiyetlerden bağımsız olarak değerlendirmek çok Bence nayiplik madem olur. bölgeden MHP hiçbir şekilde oy gitmiyor. MHP de bunu biliyor. Kaybedecek Onun bir şeyi yok ama AK Parti MHP yani de MHP'nin orta yani şeyin i̇şte iktidardan olması orada, işte orada çıkıyor. Burada yapılan Seçmen. her şey bir şekilde AK Parti'ye yazacak. Yani kapatıldığı zaman işte e, AKP eee Tayyip Erdoğan bizim partimizi kapattı diyecek HDP seçmeni. Yani HDP kapandıktan sonra e, şey HDP'nin oylarından e, AK diyorum. Parti'ye oy gitmeyecek. Biz ölçümlerimizde görüyoruz. Yani sonuçta bu e, politik bir şeyle hesapla yapılmış bir şey değil. E, ne, ne faydacılıkla. Bu siyasi yapılması bir gerek. karar çıkacaktır sonucunda ee, bir hukuki bir. Yol... Ben AYM'nin Burada... siyasi bir karar verebilme ihtimalini ne şerh düşüyorum. <laughs> Bakın e, çok önemli. Çünkü bir süre önce ışıklarını yakarak mesaj ver mesaj vermiş bir kurum ve hukukun en üst kurumu ee, elbette e, saygı duyulması gerekir. Saygı duyuyorum. Ancak bir taraftan da e, kurumların e, kendi şeylerin maksatlarını aşmaması gerektiğini de e, düşünüyorum. Demin beni itham ediyorsunuz ki siz hakimlerin bağımsız taraf vermediğini mi düşünüyorsunuz? Yok bilmem falan. E, kendiniz bakın diyorsunuz anayasa mahkemesine güvenmiyorsunuz şimdi. Hayır. Hepsini Cumhurbaşkanı Hayır, neredeyse me atıyor. Mesaj veriyorsa, o mesajı veriyorsa tabii ki derim. Ama diğer taraftan da e, ...hakimlerin hür iradeleriyle bir e, karar vermelerini, kanuna göre karar vermelerini beklerim. Burada kanun ne diyor? E, kanun net bir şekilde terör iltisakı, terörü meşru e, göstermek. Efendim e, PKK'nın insan kaynakları e, ofisi gibi çalışan bir kurumdan bahsediyoruz. Böyle bir kurumun, e, böyle bir partinin e, yaşaması, devam etmesi... Bu millete, bu devlete hakarettir. Bunu net olarak ortaya koyalım. Ondan sonra diğer konuları konuşalım. Eğer HDP'nin kapatılması noktasında farklı bir şey konuşulursa ki... ...bazı partiler çıkıyorlar, bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Söylenilebilir ama hukuk tek bir şekilde bizim karşımızda duruyor. HDP kapatılmalıdır. Bunun başka bir yolu Siz yok. anayasa mahkemesinden de bu doğrultuda bir karar gelecek diyorsunuz. Bir... Gelmeme ihtimali var diyorum. Gelmeme ihtimalinde e, ben çok doğru bulmuyorum. İşte gelmediği zaman, sizde yani gelmediği zaman diyelim ki Anayasa Mahkemesi öyle bir karar vermediği zaman, şimdi şu andaki sizin pozisyonunuzla o vermeme hali örtüşmüyor mu? Zaten siz de geride durmaya çalışıyorsunuz. Niye o zaman? Ya, elbette diyorsun? eleştirdiğim bazı şeyler var ama Topyekün e, yargı siyasallaştı demek de çok mümkün değil. Ama Elbette Arkayı tamamen siyasallaşmış durumda. Niye Topyekün? Bir de şunu tam bir.